İlk kurşun şehri dört yol. Can gezikolikler, Türkiye'nin milli gururu olarak bilinen, keşfedilmeye hazır Hatay'ın Gözde ilçelerinden dört yola hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dört yolda geçmişten günümüze kadar gelen yaşam belirtisi ve buluntular bulunmaktadır. Öyle ki milattan önce 5000 ila 50 yıllarında Kinet Höyük, Can Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Milli mücadele döneminde düşmana ilk kurşunu atmasıyla bilinen dört yol, bu nedenle aklımıza ilk kurşun unvanıyla kazınmıştır. Bir taraftan yeşilliğiyle insanları büyüleyen Amanos Dağları, diğer taraftan Akdeniz'in parlayan o masmavi görüntüsü adeta başımızı döndürecektir. Portakal, mandalina, limon ağaçlarının mis gibi kokusu ve görüntüsü arasında bu şehirde tam anlamıyla kendinizi cennette hissedeceksiniz. İlk kurşun müzesi, sahil yolu plajı, yaylaları ile gezmeye doyamayacağımız mükemmellikteki dört yol, siz can gezikolikleri yaylalarına, deniz severleri plajlarına, tarih severleri ise müzesine davet ediyor. Öyle ki yeşilin en güzel tonlarıyla Beşik Göl, oksijen cenneti Çökek Yaylası, gözlerinizi kamaştıracak Topaktaş Yaylası, huzurun ve sessizliğin adresi Karakese Yaylası, dört yolun milli nişanesi Atatürk Evi İlk Kurşun Müzesi, Akdeniz harikası Dört Taş Sahil ve Balıkçı Barınağı ve eşsiz dört yol damak tatlarından köftelerin fellahı Fellah Köftesi, ekşilerin en kralı ekşi aşı, biber ve ekmeğin muhteşem buluşması biberli ekmek ile bu muhteşem şehri dört yolu hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi de aldıysanız hemen başlıyoruz. Dört yol ismi nereden geliyor? Dört yol şehrimiz ile alakalı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde bulunan en vefalı dostlarım dört yoldadır demiştir. Nitekim Ulu Önder Atatürk'ün bizzat üç kez gelip görmüş olduğu bir şehrimizdir dört yol. Dört yol, Payas ilçesine bağlı Çokmerzimen bölgesi içerisinde bir köy olarak karşımıza 1890 yılında çıkmaktadır. Bu köy geçip giden yıllarda her geçen gün gelişerek bugün var olan Dört Yol ilçemizin temel yapısını oluşturmuştur. Dört Yol biraz daha geliştiğinde 1900'lü yıllarda İmraniye ismini almıştır. İmraniye olarak 1902-1906 tarihlerinde Payas bölgesinin idaresi altına girmiştir. Dört Yol 1909 tarihine kadar kuzeyinde kalan Erzin kazası topraklarına bağlı Ucak olarak kalmıştır. Tarihte bir zamanlar Adana vilayeti ve Osmaniye sancağına bağlı bir kaza olarak da bilinmektedir. Ermeni uyruklu vatandaşların Çokmerzimen kazasının bir köyü olarak günümüzdeki ismiyle Dört Yol olarak isim almıştır. Dört Yol'un ismi Ümraniye olarak 2 Nisan 1912 tarihinde değiştirilmiştir. Suriye'de de benzer isimli vilayet olması sebebiyle daha sonra bugünkü Dört Yol ismini almıştır ve günümüzde de bu şekilde tanınmaktadır. Dört yol ekonomisi ve coğrafyası. Birçok dinin kesişim noktası olan Hatay Dört Yol, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya geldiği, coğrafyasında farklı toplumların kültürlerini kaynaştıran bir bölgededir. Aynı zamanda birçok ticaret noktasının geçiş bölgesi konumundaki ülkemizin güneyinde Anadolu ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ve ekonomimize önemli katkılar sunan bir merkezdir. Dört Yol ilçemizde Akdeniz iklimi hakimdir. Yılda ancak birkaç gün kar yağar. Dört Yol'da kış mevsimi bu nedenle ılık ve bol yağışlı, yaz mevsimi genellikle sıcak geçmektedir. Bunun sonucunda yer yer kurak mevsimlerde görülebilmektedir. Ortalama yıllık sıcaklık ise 16 ile 21 derece arasında olmaktadır. Yeşilin en güzel tonları Beşik Göl. Dört Yol'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Yeşil Göl, tatlı suyu ve yeşilin büyüleyici tonları ile siz can gezikolikleri bekliyor.
mesire alanı ve kamp imkanlarının da bulunduğu bu güzel doğa harikasında konaklamak istemez misiniz Can Gezikolikler? Ulaşım ve ihtiyaçlar bakımından neredeyse hiç zorluk yaşayamayacağınız huzurun adresidir Beşik Göl. Yapmanız gereken tek şey kamp çantanızı toparlayıp Beşik Göl'e misafir olmak. Oksijen cenneti, dört yol çökek yaylası. Dört yol çökek yaylasına çam ağaçları, meyve ağaçları ve çeşitli bitkilerin arasında yaklaşık 8 kilometrelik asfalt yolda dört yol şehir merkezinden seyahat ederek ulaşım sağlayabiliyoruz Can Gezikolikler. Bu yaylada muhteşem doğal güzelliklerin yanı sıra neredeyse hemen her yerinde su bulunmaktadır. Piknik, kamp, doğa gezileri yapabileceğiniz yaylanın içinize çektikçe rahatlayacağınız tertemiz havası ile birlikte esrarengiz güzellikler siz Can Gezikolikleri bekliyor. Yaylada yapı bulunmadığı için kamp yapmak isteyen Can Gezikoliklerin çadır ve temel ihtiyaçlarını yanlarında getirmesi gerekmektedir. Gözlerinizi kamaştıracak Topaktaş Yaylası. Dört yol şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya ulaşım oldukça kolaydır. Asfalt yoluna da ulaşım sağlayabileceğiniz bu doğa harikası güzellik gözlerinizi adeta kamaştıracak Can Gezikolikler. Çökek yaylasında yer alan çam ve meyve ağaçlarının içinde bulunan yaylanın ayrı bir büyüsü vardır. Doğa severlerin bazı kesimlerden baktığında Akdeniz'i dahi görebilecekleri Topaktaş Yaylası siz Can Gezikolikleri bekliyor. Huzurun ve sessizliğin adresi Karakese Yaylası. Dört yol şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta ulaşımın kolay olduğu huzurun adresi Karakese Yaylası, içerisinde Karakese beldesi sakinlerini ağırlamaktadır. Bir inanışa göre kainatta düzen, uyum ve bolluğun simgesi olarak bilinen meşe ve kızılcık, Karakese Yaylası'nda sıkça rast gelinen ağaçlardandır. Belde içerisinde içme suyu doğal bir kaynak olan Kara Mezra olarak bilinen tepenin derinliklerinden gün yüzüne çıkmakta ve şehir merkezine ulaştırılmaktadır. Kaynak suyu o kadar güzel, bir o kadar da içim noktasında haz vermekte ki şehir merkezlerine verilen ve kireç gibi elementlerin fazla olduğu sulardan çok daha sağlıklıdır. Huzurun ve sessizliğin adresi Karakese siz Can Gezikolikleri bekliyor. Dört yolun milli nişanesi Atatürk Evi İlk Kurşun Müzesi. İlk Kurşun Müzesi şehrimiz Dört Yol ilçesinin özelli mahallesinde yer almaktadır. Müze 3 katlıdır. İlk Kurşun Müzesi'nde bulunan eserler bal mumu yöntemi kullanılarak dayanıklı silikon karışımlı materyallerden hazırlanmıştır. Bu bağlamda müzede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak Kara Hasan Paşa, Çifte Tabancalı Müftü, Hacı Emin Hoca, Mehmet Kara, Selim Çavuş, Mustafa Deli Ağa'nın bal mumundan imal edilmiş heykelleri, Kurtuluş Savaşı döneminde Türk kadınının resimleriyle birlikte tablolar, tarihi kılıçlar, silahlar, süngüler, kamalar, tarihi resimler, hançerler, resmi belgeler, istiklal madalyaları siz Can Gezikoliklerin ziyaretini beklemektedir. Bir Akdeniz harikası, Dörttaş Sahil ve Balıkçı Barınağı. Dört yol şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Dörttaş Sahili ile Balıkçı Barınağı siz Can Gezikolikleri bekliyor. Akdeniz'in sizleri adeta bırakmayacağı çekiciliğiyle baş başa kalmaya hazır mısınız? Sahil bölgesinde Balıkçı Barınağı, sahil yürüyüş yolu, kafeler, restoranlar, aile piknik alanları ve kumsal bulunmaktadır. Bu kadar güzelliğin ve imkanın bulunduğu sahil, bir defa daha gelmek isteyeceğiniz yerler arasına girmeye adaydır. Hatay'a gelip Dört Yol ilçemizin bu güzelliklerini görmeden sakın geçmeyin. Doğasıyla, yaylasıyla, havasıyla, deniziyle bir başkadır benim ülkem, bir başkadır Hatay'ın gururu Dört Yol. Dört Yol Aralık Ayı Kültür Sanat Festivali. Geleneksel olarak Dört Yol ilçemizde festival
Aralık ayında şehir genelinde yoğun bir katılım ile her sene gerçekleştirilmektedir. Dört Yol Belediyesi tarafından düzenlenen festival renkli görüntülere sahne olurken belediye yetkilileri vatandaşlara ilçe genelinde yapılan dev projeleri de tanıtma fırsatı bulmaktadır. Dört Yol'da en meşhur yöresel yemekler. Köftelerin fellahı, fellah köftesi. Hatay'ın en meşhur yemeklerinden olan fellah köftesi, Dört Yol ilçemizde de damak tatlarının en vazgeçilmezler arasında yer almaktadır cangezi kolikler. Özel bulgurların haşlanması sonucunda küçük top haline getirilen köfte ve sarımsak ile domatesten oluşan enfes sosuyla afiyetle yenilmektedir. İsteğinize göre yoğurtta üzerine ekleyebilirsiniz. Biber ve ekmeğin muhteşem buluşması, biberli ekmek. Günün her anında yenilebilen bu doyurucu lezzet, Dört Yol şehrimizde hemen hemen her evin kahvaltısında yer almaktadır. Birçok baharatın ve sebzenin içeriğinde bulunmasıyla yapılan biberli ekmeği, Dört Yol seyahatinizde mutlaka tadınız cangezi kolikler. Ekşilerin en kralı ekşi aşı. Dört Yol'da farklı bir lezzet durağındayız. Misket halindeki köftelerin çorba kıvamında salçalı bir şekilde kaynatılması, nar ekşili ve naneli suyuyla pişirilmesi sonrasında afiyetle yenilmesi için sunuma hazırlanıyor cangezi kolikler. Öyleyse şimdiden afiyet olsun. Dört Yol ilçemize ulaşım. Dört Yol ilçesi Hatay ilimizin kuzey kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunan en büyük ilçelerinden biridir. Güneyinde eşsiz güzelliğiyle Payas, kuzeyinde kaplıcalarıyla ünlü Erzin ilçesi bulunmaktadır. Hatay'ın adeta buram buram huzur kokan muhteşem ilçesi Dört Yol, Hatay il merkezine Adana İskenderun otoyolu O53 E91 üzerinden yaklaşık 100 kilometre ile 1 saat 45 dakikalık mesafededir. İstanbul'a ise Ankara Tarsus otoyolu O21 O4 üzerinden yaklaşık 1020 kilometre ile ortalama 10,5 saatlik mesafede bulunmaktadır. Hava yolunu tercih etmek isteyen cangezi kolikler için İstanbul Hatay arası hava seyahati ortalama 1,5 saat sürmektedir. Hatay Havalimanı'na Dört Yol şehrimizin uzaklığı Adana İskenderun otoyolu O53 E91 üzerinden yaklaşık 85 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saat 15 dakikadır. Başkent Ankara'ya Ankara Tarsus otoyolu üzerinden mesafe 585 km ile ortalama 6 saattir. Hatay Havalimanı'ndan başkent Ankara'ya hava yolu ile ulaşım ise ortalama 1 saattir. İl merkezi Hatay'dan Dört Yol ilçemize her gün düzenli olarak minibüs seferleri de bulunmaktadır. İzmir il merkezine Dört Yol şehrimizden mesafe D300 E96 üzerinden yaklaşık 995 km, ortalama seyahat süresi ise 12 saattir. Uçak yolculuğunu tercih etmek isteyen cangezi kolikler için İzmir'e ortalama 1 saat 35 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir cangezi kolikler. İlk kurşunun memleketi Dört Yol'a yelken açın. Muhteşem doğal güzelliğe sahip alanları, görülmeye değer yerleri ve damaklarda kalan özgün enfes tatların merkezi olan Dört Yol siz değerli cangezi kolikleri bekliyor. Kurtuluş Savaşımızın hatırasını canlı tutmak adına ilk kurşun anıtı ile tarihten aldığı gücü, birçok medeniyetleri ve savaşları görerek bugünlere Yüce Allah'ın izniyle gelen Dört Yol ilçemiz, Mezopotamya ulaşım ağında bulunduğu konum itibariyle ve eşsiz güzellikteki Akdeniz kıyısıyla, mandalina ve portakal bahçelerinin eşsiz kokularıyla siz cangezi koliklere gezilerinizde eşlik etmektedir. Akdeniz iklimiyle her mevsim gezip görebileceğiniz Doğu Torosların devamı olan Amanos Dağları'nın eşsiz güzelliğinde kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır Dört Yol. Öyle ki yeşilin en güzel tonları sizleri Dört Yol'a davet ediyor cangezi kolikler. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Dört Yol
şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.